Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Trabzon'dan Fatma Hanım'ın bizlere ulaştırdığı bu istek modeli yapacağız. Hep birlikte gördüğünüz gibi şöyle papatyalı bir motifli tığ oyası. Öncelikle bu motifin yapılışını göreceğiz. Daha sonra yeşil kısımlarını yapacağız. Ve son olarak bir sıra zürafa, pardon, zincir yaparak dikime hazır hale getireceğiz. Kullanacağım malzemeler şöyle. En küçük boy plastik halkalar. Bunları herhangi bir tuhafiyeden temin edebilirsiniz. 21 numara tığ kullanacağım. 22 de kullanabilirsiniz. Bu bir alışkanlık meselesi. Ve ip, son olarak makas vesaire, çakmak, son rötuşları yapmak için. Ve yakın plana geçerek ben hemen bu motifin yapılışına başlıyorum. Evet hanımlar, sarı ipimle öncelikle ilmek alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum çözülmemesi için. Daha sonra hemen bir tane şöyle plastik halka alıyorum. Mümkünse, bakın, bazen plastik halkaların bazıları çok dar çıkabilir. Geniş olanlarını tercih ederseniz daha kolay olacaktır. Şimdi hemen direkt olarak halkanın içerisine bir tane tekli trabzan yaparak başlıyorum. Bu tekli trabzan dahil toplamda 23 adet tekli trabzan örüyoruz. Halkanın içerisine hemen şu şekilde bir tığ üstü alarak İki kez çıkıyoruz. Üç tane oldu. Ben bunu 23 tane olana kadar devam ediyorum. Evet, 23 tane tekli trabzan oluştu. Gördüğünüz gibi halka tamamen doldu. İlk ördüğüm tekli trabzanın tepesini şu şekilde batarak birleştiriyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Daha sonra bir adet zincir çekerek ipimi kesiyorum. Papatyanın orta kısmı bu şekilde oluştu. Şimdi beyaz ip alacağım. Daha öncesinde şu ipleri keseceğim. Bunları kesmeden önce devam edemeyiz çünkü hemen direkt olarak beyaz ipe geçeceğim ve yaprakların yapılışına başlayacağız. Yaprakların yapılışına başlarken şöyle yine her zaman olduğu gibi ilmek alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Motifimi alıyorum. Şöyle bakın, bitirdiğim noktaya değil de herhangi bir noktaya şöyle herhangi bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. İki adet zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine bir tane tekli trabzan örüyorum. Yine aynı şekilde sıradaki tekli trabzanın tepesine bir tane daha tekli trabzan örüyorum. İki tane oldu. İki adet zincir çekiyorum ve son ördüğüm trabzanın dibine, aynı trabzanın içine yani, batarak bir tane sık iğne örüyorum. Böylece ilk yaprağım oluştu. Papatyanın ilk yaprağı bitti. Buradan itibaren 2 adet zincir çekerek bir sonraki tekli trabzanın tepesine batıyoruz. Yine sırasıyla bir tane tekli trabzan yaptık. Sıradaki tekli trabzanın tepesine de bir tane örüyoruz. 2 adet zincir çekip son ördüğümüz tekli trabzanın dibine batıyoruz. Böylece ikinci yaprağımız oluştu. Tüm bu trabzanların etrafını bu şekilde yaprakla doldurana kadar devam ediyoruz. Artık son yaprağı örüyorum. İki tane tekli trabzan örüyorum. Şöyle iki adet zincir çekerek son ördüğüm tekli trabzanın dibine batıyorum. Ve alanım tamamen bitti. Gördüğünüz gibi ilk ördüğüm sık iğnenin içinden geçirerek ilmeğimi birleştirme yapacağım. Böylece çiçeğim toplu duracak. Biraz sık örmüşüm sık iğneyi. Şöyle birleştirdim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle son halini sizlere de göstereyim. Rötuşları yaparak şimdi yavaş yavaş yeşil kısma geçiyoruz.
Evet hanımlar, gördüğünüz gibi motifin rötuşları bitti. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Oyamızın şöyle bir mantığı var. Başlangıç olarak şöyle olacak. Burayı yapacağız. Çapraz olarak karşıya geçiyoruz. Daha sonra yine çapraz olarak buraya gelerek daha önce burada öreceğimiz örümceği çekerek burayı örüyoruz. Her defasında şu aralarda olan örümcekleri çekerek şöyle düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Çapraz ilerliyoruz ama her defasında önceden ördüğümüz örümcekleri çekeceğimiz için model kendiliğinden şekil alacak. Şimdi zaten anlayacaksınız, size göstereceğim. Öncelikle şöyle ilmek alıyorum. 6 adet zincir çekiyorum. İlk zincirin içerisine batarak halka oluşturuyorum bir sık iğne yardımıyla. 1, 2, 3, 4 ve 5 adet zincirden bir kirpik örüyorum halkanın içine. Aynı şekilde 2 tane daha kirpik öreceğim. Bakın ben 5 adet zincirden yapıyorum ama kirpiklerin büyük olduğunu düşünürseniz, ipinizin veya kalın olduğuna göre, kalın olursa, büyük olursa kirpikleriniz bunları 4'er adet veya 4'er adet veya 3'er adet zincirden de yapabilirsiniz isteğinize göre. Şimdi buraya geldim. Bir tane şöyle küçük boy örümcek çekiyorum. Yine aynı şekilde halkanın içine batarak bir sık iğne örüyorum. Şöyle ilk ördüğüm zincirin içine yine batarak bu halkanın tamamen toplu hale gelmesini sağlıyorum. Daha sonra bir adet zincir çekiyorum ve bakın şimdi bu aralardaki örümcekleri yapacağız. Şuradaki şunu yapacağız. Bu önceki ördüğüm örümceği topladım. Bu aradaki olacak. Şimdi öreceğim uzun örümcek de şu çaprazlar olacak. Şöyle uzunca bir örümcek çekiyorum. Buraya 6 adet zincir çekiyorum. İlk şuradaki zincirin içine batarak bir halka yapıyorum. Bakın burası biraz zor olabilir. Ben kamera önünde ördüğüm için biraz zorlanıyorum açıkçası, fakat siz daha kolay yapacaksınızdır. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu halkanın içine 3 tane kirpik örüyorum. Aynen bir önceki motifte olduğu gibi 5'er adet zincirden. Yine bir adet küçük boy örümcek çekiyorum. Halkanın içine batıyorum. Yine halkanın dibine inerek aynı yere batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir adet zincir çekerek uzunca bir örümcek çekiyorum. Bakın her uzun örümcekten önce bir tane zincir çekiyorum. Peki bunun amacı nedir? Bu örümceklerin daha sonradan şekillerinin bozulmaması. Yani zincir çekmesem eğer bu örümcekler daha sonra gevşeyecektir. Böyle zincir çekince gayet toplu duruyor. Şimdi bakın şöyle karşılıklı olmaya başladı, anlarsınız siz zaten şeklinden. Geçiyoruz karşı tarafa, fakat ördüğümüz küçük bir örümcek var, toplanmıştı. O örümceğin ipini çekiyoruz şöyle. Ön kısmından içine batıyorum. 6 adet zincir çekiyorum. Yine buraya ördüğüm sık iğnenin içinden geçerek bir tane sık iğne örüyorum. Halka oluyor. Daha sonra 5 adet zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu halkanın içine 3 tane kirpik örüyorum.
Yine bu kirpiklerin ardından bir tane küçük boy örümcek çekiyorum. Halkanın içine batıyorum. Halkanın dibindeki sık iğneye batıyorum. Toplu durmasını sağlıyor. Bir zincir çekerek uzun örümcek çekiyorum. Bu örümcekleri çekerken iplerinizin bölünmemesine dikkat edin. Aksi takdirde düzgün olmayacaktır. Karşı tarafa geçiyorum. Küçük örümceğin ipini çekerek içine bir tane sık iğne örüyorum. Bakın şekillendi bile. Devam ediyorum. 6 adet zincir çekiyorum. Son ördüğüm sık iğnenin içine batıyorum. 5 adet zincirden 3 adet kirpik örüyorum bu halkanın içine. Kirpiklerin ardından küçük bir örümcek çekiyorum. Peki bu örümcekten önce neden zincir çekmiyorum? Bunu sorabilirsiniz. Ben onu söyleyeyim. Bu örümceği daha sonradan çekeceğimiz için şekli zaten bozulacak ve böyle uzun şekil almasını sağlayacağız biz kendimiz çekerek. O yüzden zincir çekmemiz tamamen ihtiyaç dışı. Örümcekten sonra halkanın içine batıyoruz. Halkanın dibindeki sık iğneye batıyoruz. Topluyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve uzun örümcek çekiyoruz. Böylece istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Karşı taraftaki örümceği çekiyoruz. Ben şimdi şöyle göstereyim size. Ütülenince bu örümcekler zaten şuradaki gibi dümdüz olacaktır. Şimdi devam ediyorum. 6 adet zincir çekip son ördüğüm sık iğneye batıyorum. Şimdi ben motifimi ekleyeceğim. 5 adet zincir çekerek dönüyorum. İlk kirpiği örüyorum. Burada 2 adet zincir çekiyorum ve papatya motifimi alıyorum. Motifin herhangi bir yaprağından şu şekilde arka kısmından geçerek şöyle sabitliyorum bir sık iğne yardımıyla. 2 adet zincir çekiyorum ve motifi eklememiş gibi gayet normal bir şekilde devam ediyorum. Bu yarım kirpik örmüştüm. Bakın yarım kirpik ördüm, papatyayı ekledim, tekrar yarım kirpik ördüm, indim aşağıya tekrardan. 3 ikinci kirpik oluştu. Şimdi 3 4 ve 5 5 zincir çekerek 3. kirpiği örüyorum. Küçük örümcek çekerek batıyorum. Halkanın dibine de batıyorum. Bir zincir çekerek uzun örümcek çekiyorum ve karşı tarafa geçiyorum. Burada örümceğin ipini çekiyorum. Böyle burada herhangi bir işlem değişmeden 6 adet zincir, 3 adet kirpik. Ardından küçük bir örümcek çekeceğiz. Evet, küçük örümceği çekiyorum. Batıyorum. Eklenme karşı tarafta olduğu için. İniyorum tekrardan halkanın dibine. Bir zincir çekerek şöyle uzun bir örümcek çekiyorum. Geçiyorum karşı taraftaki örümceği çekiyorum. İçine batıyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını uygulayacağım şimdi. 6 adet zincir çekiyorum. Son ördüğüm sık iğnenin içine batıyorum. Öncelikle bir tane kirpik öreceğim 5 adet zincirden. İki adet zincir çekiyorum ve papatyamı ikinci bir noktadan şimdi tekrardan sabitleyeceğim. Şöyle. Bakın bir tane boş bırakacağım yaprak.
Ortada boşluk. İkinci yaprağı batacağım şöyle. Ucundan bir sık iğne yardımıyla dönüyorum. 2 adet zincir çekip halkanın içine. Böylece çiçeğimiz sabitlendi. Bir tane daha kirpik örüyorum. 5 adet zincirden ve böylece devam ediyorum. Küçük bir örümcek. Bakın bu küçük örümcekleri unutmuyorsunuz. Eğer unutursak ne olur? Devam edemeyiz oraya. Çünkü dönüp dolaşıp buraya gelince çekecek örümcek kalmayacak. O yüzden devam edemeyiz. Böyle dibine de batıyoruz. Dediğim gibi bu dibine batmamız toplu durmasını sağlıyor. Tekrar söyleyeyim. Bir adet zincir çekerek uzun örümcek çekiyoruz. Karşı taraftaki örümceği çekiyoruz. Önceden ördüğüm. 6 adet zincir ve artık bunun aynısını yapıyoruz. Tekrar söylüyorum ben yine de. 5'er adet zincirden 3 tane kirpik öreceğim içine şimdi. Bir tane küçük örümcek çekiyorum. Batıyorum. Dibine batarak yine topluyorum bunu. Bir zincir çekerek uzun örümcek çekiyorum. Karşı taraftaki örümceği çekiyorum. Şöyle göstereyim devam etmeden son bir kez. Ve artık ben burada ipimi kesiyorum. Buradan itibaren istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Ben ipimi kestim gördüğünüz gibi. Şimdi bu oyanın bakın şu papatya olan kısmına değil de karşı taraftaki boş kısımlarına oyanın düz yönünden şöyle bakın karşı tarafta 3 tane kirpik var her bir motifin üzerinde. Ortadaki kirpiğe batarak bir tane sık iğne yapıyorum öncelikle. Daha sonra bakın buraya gelecek kadar elinizin büyüklüğüne yani elinizin ayarına göre değişebilir. Ben yaklaşık 9-10 tane çekeceğim zincir. 9 tane sanırım yeterli gelecektir şöyle. 9 zincir çekip bir sonraki motifin ortasında bulunan kirpiğe batıyorum. Böylece bir sıra zürafa yapıyorum üzerine. Bakın bu zincirleri fazla sık yapmamaya özen gösterirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Neden? Çünkü daha sonra dikerken oyanızı iğnenizin zincirlerin içinden daha kolay geçmesini sağlayacaktır. Şimdi zincir bitti. İpimi kesiyorum. Rötuşları yaparken de rutin hatırlatmalarımı yaparım. Artık şöyle göstereyim. Şimdi dediğim gibi bu oyanın dikilişini bu videoda göstermeyeceğim. Daha önceki videolarda göstermiştim. Tığ oyalarında, boncuklu oyalarda özellikle göstermiştim. Önceki videolara bakarsanız oradan öğrenebilirsiniz. Eğer sorularınız olursa da yorum kısmından sorularınızı yöneltirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Ben size elimden geldiğince kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ederim. Böylece her hafta yaptığımız 3 yayından haberdar olabilirsiniz direkt olarak. Tamamen ücretsizdir. Son olarak da bizlere ulaşmak isterseniz eğer Facebook ve Instagram hesaplarımızın linkleri videonun alt kısmında bulunan yazılı açıklama bölümünde mevcut. Oralardan bizlere ulaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Biz yaz tatiline kadar artık istek almıyoruz maalesef veya Eylül'den sonraya alabiliyoruz. Tüm isteklere yetişebilmek için böyle yapmak zorundayız. Şimdi oyamızı şöyle göstereyim ben size. Oyamız bitti. Bu ütüsü sarı ütülenince şöyle bir hal alacaktır. Şöyle göstereyim. Bugünlük bizden bu kadar. Trabzon'dan Fatma Hanım istemişti bu modeli. Evet. Bugünlük bizden bu kadar tekrardan.
Kendinize iyi bakın. Yeni bir yayında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.